Hepinize yeniden merhaba. Yıldızı Tarifler Mutfağı'na, kanalıma hoş geldiniz. Su ve baklava tarifi yapıyor olacağım bu videoda. Çıtır çıtır olan harika bir baklava diyebilirim sizlere. Bunun için önce şerbetini hazırlıyoruz. 2 su bardağı suya 2 su bardağı şeker ekledik ve tenceremizin içerisine limonumuzu da ekledikten sonra kaynatmaya götürüyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 10-12 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz ve ılınması için kenara alıyoruz. Fındık içine yumurta ve şekeri ilave edip iyice karıştırıyoruz. Hindistan cevizine de aynı işlemi uyguladıktan sonra bütün malzemelerimiz hazır: tereyağı, baklavalık yufka ve hazırladığımız içler. Baklavalık yufkamızı 4 eşit parçaya bölüyoruz. Bunun için cetvelle ölçmek daha pratik. Yani daha düzgün rulolar sarmış olacağız. Türkiye'deki yufkaları, baklava yufkalarını 4 eşit parçaya böldüğümüzde yaklaşık 8,5 santim civarında ölçmeniz gerekiyor. Tepsinizi 8,5 santimlik bu rulolar tamamen dolduruyor. Eritmiş olduğumuz tereyağla uç kısımlarını ve her tarafını, uç kısımlarının iki katına da diğer kısımlarını da sadece üst katını yağlıyoruz. İçimizden birer tatlı kaşığı koyuyoruz ve sıkıca rulo yapıyoruz. Uç kısmının açılmaması için hem üstünün hem de iki katının arasının yağlanmasına dikkat edelim. Rulomuzu yaparken üstte kalan yufkamız zaman zaman fazlalık oluşturuyor. Bunu da sararken yedirerek saralım. Bu şekilde dikkatli sardığımız takdirde bütün rulolarımız aynı kalınlıkta ve aynı genişlikte oluyor. Bu da gayet güzel görünüyor tabii ki. Rulolarımızın tamamını sardık, tepsiye yerleştirdik ve eritmiş olduğumuz tereyağla fırça ile yağlıyoruz. Ben tereyağını oldukça az tuttum. Sizler dilerseniz daha bolca yağlayabilirsiniz. Önceden ısıttığımız fırına tatlılarımızı göndereceğiz. 190 dereceye ısıttığımız fırında 30-35 dakika yeterli geldi benim fırınımda. Sizler de dikkatli pişirin. Fırından aldıktan sonra tatlılarımız sıcak, şerbetimiz ılık şekilde olacak. Şerbetle tatlılarımızı buluşturuyoruz. Çok kısa sürede şerbetin içine çekiyor zaten. Aralarını hafifçe açarak şurubun daha iyi içine işlemesini de sağlayabilirsiniz. Dilediğiniz malzemeyle süsleyip ikram etmeye hazır hale getirebilirsiniz. Oldukça güzel, pratik ve çıtır çıtır bir tatlı oldu. Dilerseniz bayramda, dilerseniz iftar sofralarınıza yapabileceğiniz bu güzel tarifi pek çok kanalda da bulabilirsiniz, ama tabii ki herkesin izleyicisi, abonesi farklı farklı. Ben de kendi takipçilerime bu güzel tarifi yapıp göstermek istedim. Böylece videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.